maç öncesi playoff adına, playoff'a kalabilme adına iyi kenetlendiğimiz, iyi hazırlandığımız bir müsabaka olduğuna inanıyorum. Ama tabii ki rakip takımın pozisyonu olduğu konum bizi tedirgin etmiyor değildi. Yani bu maçlar hep böyledir zaten. Bunun bilinciliği de zaten maça hazırlandı ve bunu oyuncularımız da birkaç gün içinde elimizden geldiğince pazartesiden sonra, yani salı günü biz burada olduk. Salı gününden bugüne kadar elimizden geçen şu 3 günlük arada devamlı paylaştık. Çok tehlikeli maçlar. Şampiyon olursan da bu tarz maçları kazanarak olursun. Şampiyonluğu kaybedersen de alt sıralardaki takıma karşı kaybettiğin puanlarla şampiyonluğun kaybolabilir. Nitekim biz bunu geçen yıl yaşadık. Aşağıdaki takımlara minimum puan verdik çok ciddi hazırlanarak. Bugün de onu yapmaya çalıştık. Nitekim başarılı olduğuma inanıyorum ama şöyle özetleyip bitirmek istiyorum. İşte biz tabii keçi öğrencisi olarak biraz beklentiyi yükselttik. O da biraz bizim hatamız oldu galiba. İdealleri olan insanlarız teknik heyet olarak. Bizim yaş oranımız da biliyorsunuzdur. Yani ben 40 yaşında bir teknik adamım. 2 seneden beri bu işi yapıyorum ve bu kulüpte çalışıyorum. Bu beklentiyi şimdi biraz yükseltince, hani insanların, taraftarların, kamuoyunun skor beklemesi kadar doğal bir şey yok. Hakları, bizler nasıl bekliyorsak onlar da bekliyorlar. Fakat işte şu, hem oyuncuları hem de bizleri rahatlatacak olay şuydu bu sene. Birkaç tane kaliteli oyuncunun olması içimizde çok isterdik. Birkaç tane kaliteli ayağın olmaması, bugün siz de yakından takip ediyorsunuz zaten. Yani sadece bugünle alakalı değil bu durum. Yani genel bir değerlendirme yaptığınız zaman, tamam daha oynayacağımız 8 tane maçımız var ama yani 34 haftayı bitirdiğinizde herhalde biz bundan çok muzdarip olduğumuzu devamlı söyleyeceğiz yani. İnşallah önce diğer haftalarda file ile buluştururuz topu, ayrı bir şey de. Bundan çok muzdaripiz değerli arkadaşlarım. Yani biz ön tarafa doğru çok oynuyoruz, farkındasınızdır. Yani hiçbir takımdan bir çekincemiz yok. Dışarıda, geçen haftayı da takip etmişsinizdir çünkü yayıncı kuruluş maçı veriyor. Devamlı karşı kalede oynuyorsun. Artık tabii rakip takımlar da hem bulundukları konumdan dolayı hem de senin oynadığın oyun organizasyonundan dolayı devamlı yarı sahasına çekilip senin arkandaki boşluğu değerlendirmek istiyor, kullanmak istiyor. İşte bunun bize olumsuz anlamdaki getirisi şu: bir futbol kulübü devamlı öne doğru oynuyorsa ve futbol topunu fileyle buluşturamıyorsa, bu ister istemez takımda bir demoralizeye ve enerji düşüklüğüne neden oluyor maalesef. Siz bunu üst liglerde de yaşamışsınızdır, takip ediyorsunuz. Yani Ulusal Lig, İngiltere Ligi, İtalya Ligi, İspanya Ligi, yani bu liglerde de görüyorsunuzdur veya bizim ülkemizdeki liglerde. Bir müsabaka üzerinden değerlendirdiğinizde rakip takım kalesine ne kadar çok atakla gidersen ama bu neticeyle dönemediğin durumda artık takımda bazı enerji düşüklükleri oluyor. Biz de bu sene genel anlamda bunu yaşıyoruz. Bugün de gördünüz. İlk yarı öyle çok pozisyonumuz yok. Belki bir tane var, belki ikinci olabilir gibi var. Ama ikinci yarı yine 3-4 tane girdik. İşte yine yapamayınca ister istemez o üzerimize o kabus çöküyor maalesef. Oyuncularda bir umutsuzluk olabiliyor, o enerji düşüklüğü olabiliyor. Yine mi olmayacak, yine mi girmeyecek diye. Tabii ki biz neden buradayız? Bunu çözmek için buradayız. Ama bu çocuklar, bu takımı, tekrar söylüyorum, gurur duyuyorum onlarla. Bu takımı onlar buraya getirdi. Artık bu saatten sonra hafta çarşamba günü Giresun deplasmanı, akabinde ayın 15'inde pazar günü Adana deplasmanı var. İki tane zor deplasmana gideceğiz. Bu deplasmanlardan alabildiğimiz puanları alıp dönmeye çalışacağız. Ondan sonra artık hesap yapmaya başlayacağız. Çünkü artık hesap kaymaya başladı. Bizim elimizde olmayan bir durum oluşmaya başladı. Artık maçımızı alıp bakalım hangi noktaya doğru geliyoruz diye hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Buyur. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün puantaj itibariyle çok zor bir bölümde geldik buraya. Ateş hattının içindeyiz. Kesinlikle puan veya puanlar almak için geldik buraya. Fakat bugün bu puan ve puanları alabilmemiz için oyundan ziyade gerçek mücadele ortaya koymak gerekiyordu. Bugün takımımız gerekli mücadele ortaya koydu. Pozisyonu da yakaladık, golümüzü attık, 1-0 kazandık. Artık önümüzde 8 maç kaldı. Maçlar aynı şekilde devam edecek. Boluspor'u bu şeyden çıkaracağız inşallah. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Rakibimize de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz.